Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dersimizin konusu ülfet ve tefekkür. <laughs> ülfet nedir? İnsanın dünyasında nasıl zarar veren bir şeydir? Tefekkür nedir? Mahiyeti nedir? Ee, nasıl bir ibadettir? Nasıl bir vazifedir? Bunları ders içinde genel manada konuşacağız. Risale-i Nur'dan tefekkür e, örnekleri sunacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifadeye vesile kılsın. Bismillahirrahmanirrahim Muhammed Suresinin 24. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Efe la yetedebberun el Kur'an. Onlar Kur'an'ı tefekkür etmiyorlar mı? Em ala gulubin ekfaluha. Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Cenab-ı Hak tefekkür, özellikle Kur'an'ı tefekkür etmeyi emrediyor. Bunun sebebi nedir diye Risale-i Nur'a müracaat ettiğimizde Üstad 13. sözde şöyle bir cevap veriyor. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yağ dolunan yani sıradan olaylarmış gibi görülen, anlatılan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaika acibeyi zi şuura açıp nazar ibretlerini celbedip ukule akıl sahiplerine tükenmez bir hazineyi ulum bir tükenmez ilim hazinesi açar. Yani Kur'an-ı Kerim adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıyor. Mevcudat üzerinde, hadiseler üzerinde, mahlukat üzerinde, yaratılış üzerindeki son derece acayip, harikulade olan tecelliyatı gözlerimize gösteriyor, akıllara sunuyor. Hazreti Ayşe'den bir rivayet var. Bir gece Resulullah aleyhissalatü vesselam bana dedi ya Ayşe izin verirsen bu geceyi Rabbime ibadet ederek geçirmek istiyorum. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Lakin seni sevindiren şeyi daha çok severim diye cevap veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, abdest alıyor, Namaza duruyor, sonra namaz içerisinde ağlamaya başlıyor. O kadar ağlıyor ki sakalları, elbisesi hatta secde ettiği seccadesi ıslanıyor. O bu haldeyken sabaha doğru ezan okumak üzere Hazreti Bilal geliyor ve Efendimiz'e diyor ki, Ya Resulallah, niye ağlıyorsunuz? Cenab-ı Hak sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınızı mağfiret etmedi mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Dedikten sonra şu cevabı veriyor. Vallahi bu gece bana öyle ayetler indirildi ki onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun. <laughs> o ayetlerin şu Bakara suresinin 164. ayeti ve Ali İmran suresinin 190-191. ayeti olduğu rivayet ediliyor. Onları da hemen e, nazarlarınızı arz etmek istiyorum. İnne fî halgı semâvâti vel art. Semanın ve yerin yaratılmasında. Vaktilâfil leyli ve nehar. Gecenin ve gündüzün değişmesinde vel fülkilleti tecri fil bahri bima yenfe unnas insanlara faydalı olarak denizde akıp gidenler gemilerin denizde akıp gitmelerinde sonra ve ma enzelallahu mines sema minel ma'i semadan yağmurun indirilmesinde fe ahya bihil arda badem mevtiha ve besse fi badmeftiha ve bu yağmurla ölmüş yeryüzünün yeniden diriltilmesinde ve besse fiha minkulli dabe ve yeryüzünde her türlü canlının yayılmasında ve tasrifir riyahi sonra rüzgarların sevk edilmesinde ve sahabi Müsahhar <laughs> beyne sema art. Allah'ın emrine boyun eğerek sema ve arz arasındaki bulutların sevk ve idare edilmesinde le ayatil likami yakirun, aklını kullanan kavimler topluluklar için ayetler mucizeler tevhide dair, vahdaniyet ilahiyeye dair, Allah'ın varlığına, birliğine dair deliller vardır. Ve yine Peygamberimizin bahsettiği, üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun dediği Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri Ellezine onlar yezkürûn Allah'a kıyamen ayaktayken Allah'ı zikrederler ve ku'uden ve otururken Allah'ı zikrederler ve ala cunubihim ve yanları üzere yatarken yani her hallerinde Cenabı Hakk'ı zikrederler ve yetefekkerun tefekkür ederler düşünürler düşündürürler fi halqi semawati vel ard semanın ve yerin yaratılmasını düşünürler Sonra derler Rabbena ey Rabbimiz ma halak da haza batila sen bunları boşuna yaratmadın. Subhaneke fekina azaben nar. Biz seni takdis ediyoruz ya Rabbi. Bizi cehennem azabından azad eyle. Bizi cehennem azabından koru. Barla layıkısında da farisi bir ibare var. Yine aynı manaya parmak basıyor. Diyor ki esman ereşk Buret beher zemin ki daret Yektu kes yektu nefes Bahri hudaber nuşinent Semavat zemine gıpta eder ki Yani sema ehli, melaikeler, ruhaniler O alemin sakinleri Semavat zemine gıpta eder ki Zeminde halisen lillah, yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak suretiyle sohbet, zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar, kendi saniye-i zülcelalinin çok güzel asar rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerini, ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerini birbirine göstererek saniyelerini o sanatkar olan Allah'ı sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizi bu manaya masar eylesin. Bu manaya yani tefekkür ehli olma noktasında istifademizi ziyade eylesin. Şimdi ülfet ne demek? Kısa bir tarif yapalım. Mucize, harikulade olan olayları. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, rahmetinin tecellilerini, muhteşem olan, çok ihtişamlı olan o olayları, o tecellileri sıradanmış gibi görmek. Veya mucize olduğuna inanmak ama derinlemesine bakmamak gaflet etmek, ülfet etmek, sıradanlaşmış bir vaziyete o manayı sukut ettirmek kendi aleminde. Son derece ihtişamlı olan hadisat ve yaratılış karşısında hayret etmemek veya hayret etmeyi unutmak. İşte o gafletli hale alışmak, ülfet. Hayret etmeyince de Cenab-ı Hakk'ı takdir etmemek, tebrik etmemek, maşallah, barekallah, fete barekallah dememek, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin azametini, kudretinin nihayetsizliğini, hikmetinin sonsuzluğunu, rahmetinin her şeyi kuşattığını, harikayı sanatını, mucizat kudretini ilan etmemek, Namazda Allahu ekber diyoruz ama bu manaları hiç düşünmüyoruz. Yani ülfete, ülfet çukuruna düşmüşüz. Yani kendi adıma konuşuyorum. İşte Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemek. Subhanallah dememek. Onu bütün kusurlardan, noksanlıklardan, menfi sıfatlardan, menfi durumlardan münezzeh, müberra, mualla olarak gördüğümüzü ilan manasında tesbih etmemek. Halbuki gördüğümüz, şahit olduğumuz hadise son derece mucize. Son derece harika. Ama biz ona karşı la bir nazarla bakıyoruz. İşte bu ülfettir. Odundan meyveler akıyor. Biz onların fiyatıyla alakadar oluyoruz. Taze mi, bayat mı, lezzetli mi, değil mi? Ama bu odundan bu meyveler nasıl akıyor? O tarafını pek düşünemiyorsak işte bu ülfettir. Cenab-ı Hak kandan süt yapıyor. İneğin memesinde kan dönüyor, dönüyor, süt oluyor. Sütten envai çeşit nimetler Cenab-ı Hak bize ikram ediyor. Beyaz peynirinden kaymağına kadar. Biz yani bunların lezzetine bakıyoruz, fiyatına bakıyoruz, tazeliğine şuna bununla bakıyoruz da. Bunlarda tecelli eden rahmeti, şevkati, merhameti, cevvadiyeti, cömertliği, ikramperverliği görmüyorsak ya da üstün körü görüyorsak yani böyle ciddi manada tefekkür etmiyorsak bu ülfettir. Yine ülfetin muhakematta bir tarifi var. Enteresan bir tarif getirmiş. Diyor ki: "Cehli mürekkebin hem şiiresi Nazar satiğinin annesi Ülfet neymiş? Cehli mürekkebin hemşiresi, cehli mürekkebin kardeşi. Cehli mürekkep nedir? Yine Risale-i Nur'da bize cevap veriyor. Altıncı mektupta Üstadımız hem bilmiyor, hem bilmiyor ki bilmiyor. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. 40. hocamın ifadesi hem bilmir hem bilmir ki bilmir. Yani adam kendini alim zannediyor ama zır cahil, cühela. Kendini alim zannediyor ama kendinin cahil olduğunu da bilmiyor. Alim olarak kendini zannediyor. Buna cehli mürekkep deniliyor ki bu ülfetin kardeşi. Mesela adam seminer veriyor göz hakkında. Saatlerce seminer veriyor. Ama olayın zahirisine takılmış. Kabuğun etrafında geziyor. Lüp, meyvenin özüne sirayet edemiyor. Yani o gözün Allah'ın vahdaniyetine, varlığına, birliğine, kudretine, rahmetine, binbir esma ilahiyesine nasıl şehadet ettiğine dair bir malumatı yok. Dolayısıyla onun ilmi saatlerce mevzu bahis de olsa onu marifetullah'a çıkaramadığı için indi ilahide cehalettir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratılış gayesiyle örtüşmüyor. Alakasız. Binler fünunu bilse de ne diyor? Cehli mürekkeple bir eçheldir. Cehli mürekkep sahibi, kendine alim, filozof, işte sempozyumda şurada burada saatlerce seminer veren o profesör bilmem ne akademisyen sıfatı var ama cehli mürekkep olduğu için binler fünunu da bilse eçeldir. Yani cahilin muzaafı milyon kere cahildir diyor üstad. <laughs> Nazarı sathi ise yüzeysel bakış. Yani Tabiri caizse at gözlüğüyle bakmak. Sınırlı alanı görmek. Esrar perdesine nazar edememek. Cenab-ı Hakk'ın hılkat sırrına erememek. Yani kabuğun etrafında dolaşıp meyvenin özüne sirayet edememek. Ondan habersiz olmak. Zahire bakıp hakikatten gafil olmak. Mesela Üstad kedileri seviyor. Kedilere nasıl bakıyor? Kediler diyor, hazin mırmırlarını dinlesen, ya rahim, ya rahim çektiklerini görürsün diyor. Bak bu nazarla bakmış kedilere. Kedi nasıl Allah'ı zikrediyor, onu düşünüyor. E şimdi de kedileri çok sevenler var. Seviyor, öpüyor, kokluyor, okşuyor, oynuyor, o kadar alaka, zamanlı bir şekilde veterinere düzenli bir şekilde götürüyor. Hatta kofere götürüyor, süslüyor. Ama kedi nasıl bir kudret mucizesidir? Nasıl bir sanat eseridir? Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerine ayinedir? Bunu bilmiyor. İşte bu nazarı satidir. Kedi Allah yarattı maşallah ne kadar dersen de sığ yani bir bakış açısı. Sığ. Onu da dese, ya dese bile. <laughs> o da bir şey ama yani nazar nazarı sati kemaliyle tefekkür etmeye mani olan bir nazar. Mevlana Hazretleri'nin hikayelerinde var. Diyor ki çocuğun adam gencin birisi ceviz ağacını sallıyor. Ceviz ağacının altında da su akıp gidiyor. Cevizler suya düşüyor. Gidiyor ama. Oradan geçen bir adam demiş, evladım demiş. Madem ağacı sallıyorsun, buraya bir bez sersen de cevizler zayi olup suya karışıp gitmese toplamış olursun. Demiş ki yok demiş baba. Ben demiş cevizlerin suya çıkardığı sese hayranım demiş. Suya vurunca, yere düşünce, suyun üzerine düşünce çıkan sese hayranım ben demiş. Yani nazar sati de tam böyle yani. Biz neredeyiz? Cenab-ı Hak neyi murad ediyor? Yine üstadımızın verdiği bir örnek var Mesnevi Nuriye'de. Güya adam malikül bihar olan <laughs> yani denizlerin maliki olan Allah'ın bu manada denizlerdeki azametini anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? Güneş denize vurunca ortaya çıkan parıltıdan bahsediyor. Veya rüzgar denize vurunca dalgaların böyle çizdiği manzaradan bahsediyor. Halbuki denizin içine girse orada ne hazineler var. İşte Nazar-ı bu. Yani Ülfet'in Ülfet bu Nazar-ı Satti'nin annesiymiş. Tefekkür tefekkür ise derinlemesine düşünmek Yaratılış gayesini düşünmek, hadisat ve olayların, mahlukatın, masnuatın, Allah'ın sanat eserlerinin, onların Allah'ın varlığına, birliğine, isimlerine, şehadetini okuyabilmek, Cenab-ı Hakk'ın fiillerini incelemek, dolayısıyla marifetullah'ta terakki etmek, işte bu gafleti izale eder, bu ömür dakikalarını ademe yokluğa gitmekten kurtarır. Bunun bir saati peygamberimizin ifadesiyle bir sene ibadetten daha faziletlidir. risale dikkat ederseniz baştan sona tefekkür dersin. Mesela tavuktan yumurta alıyor üstad ya, gittim tavuğun şeyinden bir yumurta aldım demiyor. Tavuk işte yumurta çıkardı demiyor. Her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu diyor. Bakış açısı Tamamen Allah nam ve hesabına. Arıya bakınca bal makinesi diyor. Koyuna, keçiye, ineğe, deveye, süt çeşmesi, süt fabrikası diyor. Tarlaya, bostana, ondan sonra kudret mutfağı diyor. Matbahayı kudret. Tavuğa yumurta makinesi diyor vesaire. Hep böyle Cenab-ı Hakk'ı nazara vermek suretiyle bakıyor. Mesela üzümden bahsederken bir tefekkür dersi veriyor bize. Bu örnekle de <laughs> tefekkürle alakalı birkaç e, pasaj okuyacağım nurlardan. Birincisi bu. O rahimi zülcemalin bağistanı kereminden, o ikramperver bağından, mucizatının salkımlarından, bir tanecik hükmünde gördüğüm iki parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. Kimin aklına gelir ya? Üzüm asmasının altında bir üzüm salkımı sallanıyor. Bunu sayayım acaba kaç tane diye. Yani tefekkür manasında baktığı için enteresan yani. Saydım 155 çıktı. 155 üzüm tanesi var bir salkımda. Yok, özür dilerim. 155 tane salkım var. Yani o şeyde, asmada. Sonra birisini bir salkımın tanesini saydım, kopardım. Bir salkımı saydım. 120 kadar oldu. düşündüm dedim. Eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete karşı o yüzer rahmetin şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. İşte bu işi yapan her şeye kadir olmak lazım gelir. Şimdi üzümün çubuğu yani o salkımın bağlı olduğu çubuk kupkuru toprak kupkuru ve o kadar da fazla salkım var. Dolayısıyla o kupkuru çubuğun içinden ballı su sürekli pompalanması lazım o üzüm tanelerine ki bu netice çıksın diyor. Böyle olmadığına göre Subhanen taha yere feisun ihil ukul. Akılları hayrette bırakan sanatın sahibini bütün noksanlıktan tenzih ve takdis ederim. Kupkuru topraktan, kupkuru daldan bu neticeyi yaratıyor. Elhamdülillah. 25. sözden bir bölüm. Sema ve zemini rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti hazinedar İki itaatkar hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Getiremez. Öyleyse şükür ona münhasırdır. <laughs> Yine Kur'an'dan ayetler aynı mana. Zaten insan bunların açılımı ya. Vaka suresinde Cenab-ı Hak soruyor. Aynı üstadın sorduğu gibi. Eferayetüm ma tahrütün ektiğiniz tohuma ne dersiniz? En Entüm tezraunehu em nahnu zariun. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitiriyoruz? Levneşa'u <laughs> eğer irade etsek isteseydik lecealnahu damen fezaltum tefekkehun. Onu biz kuru bir çöp yapardık ve siz de şaşkınlık içinde şöyle derdiniz. İnna lemuremun. Muhakkak ki ziyandayız, çok ziyandayız. Bel nahnu mahrumun. Muhakkak ki büsbütün mahrum kaldık. Sonra yağmura nazar ediyor. Eferaytumul ma ellezî teşrabûn. içtiğiniz suya ne dersiniz? Entum enzeltumuh minel müzni em nahnul O suyu gökyüzünden siz mi indiriyorsunuz? Yoksa biz mi indiriyoruz? Lev neşa'u cealnâhu ucâcen felevlâ teşkürûn Yani isteseydik biz onu acı bir su yapardık. İstifade edemezdiniz, içemezdiniz. Zehir gibi ol ol olurdu. Biz şayet böyle ist isteseydik. Ama öyle yapmadık. Son derece lezzetli istifadenize de sunduk. felevla <laughs> teşkurun. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? şükretseniz ya. Cenab-ı Hak böyle diyor. Yine aynı yeri okumaya devam ediyorum. Diyor ki 25. sözde sizin azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Azalarınız içinde göz ve kulaklarınızın maliki sahibi kimdir? Onları yaratan, idare eden, size ihsan ve ikram eden kimdir? <laughs> Hangi tezgah? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetler gözle kulağa verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden odur. Bunları size o vermiştir. Öyleyse yalnız Rab odur mabutta o olabilir. Şimdi biraz daha böyle tefekkür etme noktasında gözle alakalı bazı notlar var burada. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu işin uzmanlarından bir bilim adamı Profesör Doktor Jeffrey Larson isimli bir zat diyor ki inkarcıların şaşırdığı, evrimcilerin boğulduğu yer göz mucizesidir. Göz Düşünen her insanın aklını durduran bir sanat harikasıdır. Gözü görüp de gözü vereni düşünmemek, körlüğün ve akılsızlığın ta kendisidir, demiş. Göze, yani üstün körü baktığımızda, yani bunu bilim adamları izah ettiğinde tabii çok mucizevi tecelliler var da, şöyle, şöyle bir, biz bu alanın e, alimi olmadığımız için, şöyle bir çıplak gözle baktığımızda bile, o kadar harika şeyler var ki. Mesela göz özel olarak bir çukurun içine yerleştirilmiş. Yani korumaya alınmış. Nasıl ki kalp göğüs kafesinde korumaya alınmış. Beyin kafatasının içinde korumaya alınmış. Göz de çukurun içinde korumaya alınmış. Darbelere karşı kendini muhafaza etsin diye. Bir de kaş var gözün üzerinde. Gözün çevresinde kirpikler var. Bunlar da yine gözü muhafaza etme noktasında özellikle kasıtlı yaratılmış. Ondan sonra göz kapaklarımız da görme sağlığı keyfiyeti açısından göz kapaklarımız da bizim irademiz dışında sürekli ne yapıyor, ee, şey yapıyor, hareket ediyor. Dakikada 30 defa hareket ettiği söyleniyor. Bunun hareketinde bir göz özel bir sıvı salgılan salgılanıyor. Çünkü sürekli hareket ettiği için o sıvı olmazsa kurur ve deforme olur. Dolayısıyla özel bir gözden sıvı akıyor ve bu sıvının yazın sıcağında buharlaşmaması için bu sıvının içinde sabun su bir madde var. Evet. Bütün bunları irade eden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmine, hikmetine yani gözün gördüğü şeyler adedince hamdolsun. Renkli görme başlı başına konumuzla alakalı bir şey. Hayvanlar niye siyah beyaz görüyor? İnsanlar neden renkli görüyor? Renkli görmenin gözün sağlığı açısından bir önemi yok renkli görmek insanların şuur sahiplerinin Allah'ın sanat eserlerini hasaten dakik bir şekilde, ince bir şekilde tefekkür edebilmeleri için özel bir ikram. Neden iki göz? İki göz olmasının iki tane önemli hikmeti var. Birincisi üç boyutlu görebilmek için iki göz olması gerekiyor. İkincisi deniliyor ki derinlik duyumu yani en uzaktaki maddeleri bile göz ihata edebilmesi için iki göz gerekiyor. Ve bunların birbirine simetrik ve son derece intizamlı olması. Bütün bunlardan sonra da tabii şöyle birkaç sual de sorabiliriz. Göz, görme hakimiyetinin en önemli yerinde alında, alının hemen altında olması başlı başına yine büyük bir mucize. Vücudun neresine koysanız bu görme kalitesini göz yakalayamaz. Ve bir de gözü meydana getiren hücreler, görme kabiliyeti olan hücreler, ışığa duyarlı olan hücreler sadece ve sadece Gözün içerisinde var, vücudun başka hiçbir yerinde yok. Tıpkı tat alma duygusunun dilde olduğu gibi. Yani özel bir kasıt var. Yine üstadımız bir yerde diyor ki, bu da yine tefekkür etmemiz noktasından Cenab-ı Hakk'ın böyle mucizevi tecellilerini çok güzel bir cümle 27. pencerede 33. sözde geçiyor. Şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışamaz. Madem bir gayeyi düşünüp çalışmaktan mahrumsa sebepler, o sebepler bu işi icat etme, yaratma noktasında makamdan azledilmesi gerekir. Onlar bu işi yap yapmıyor. Demek aklın gereği. Peki ne diyeceğiz? Demek bir rabb Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor, o faydaları onlara gaye vücut yapıyor. Mesela tavuk bizi tanımaz, bizi bilmez, bizim yumurtaya ihtiyacımız olduğundan habersiz, bize acımaz, bize merhamet etmez. Ortaya bir yumurta koyuyor ve onun ne kadar çok faydası var. Bu faydaları düşünmekten aciz olduğuna göre bir Rab, Hakim ve Kerim, bizi tanıyan, bilen, Hakim, Hikmet sahibi, Merhametkar, perver bir Zat bize yumurtayı ikram ediyor. O faydalar nedir? Birincisi, bakın ben notlarında çıkarmışım, onları da size okuyayım. Yüksek besin değeriyle tok tutar. Yumurta güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Yani Zararlı, zehirli mikroplara, virüslere karşı e, bir tedbir. Kalp sağlığı için yararlıdır. Göz hastalıkları riskini düşürür. Sonra trigliserit seviyesini azaltır. Bu vücutta fazla bulunduğunda vücutta sıkıntı veren bir yağ türü. İyi kolesterol düzeyini artırır yumurta betain ve kolin bunlar da başta olmak üzere birçok hücre ve organ işlevsel çalışmayabilir. Bunların beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltır. Bunları vücuttan şey yapar, düşürür. Vücut dokularının onarılması ve korunmasını sağlar. Yaşlanmaya bağlı kas erimesi vesaire sıkıntıları Dolayısıyla bunlar düşük yaşam kalitesini netice veriyor. Önleme konusunda etkili bir besin bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine elmanın faydalarını da size başlıca faydalarını hemen ifade ed edeyim. Elma vücuttaki iltihabı hafifletir. Toksin atılımını kolaylaştırır. Kanı temizlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir, kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite oluşumuna önleme noktasında etkili, bağırsak sağlığını destekler, vücuttaki serbest radikall radikallerin etkilerine karşı vücut direncini artırır, yaşlanma karşıtıdır, hücre koruyucudur, enerji verir, vücuda gerekli suyu sağlar, ağız diş fayda sağlığına faydalıdır. Bu kadar hikmeti onun içine koyan elbette şuursuz esbab olamaz. Son olarak Ayetül Kübra'da Allah arıya vahyetti manasında bir ayet var. Onu almış üstadımız ve ona bir şer açıklama getirmiş. Diyor ki ve evha rabbuke ilen nahli en ittahazi minel cibil cibali buyutan ila ahir el ayet. Meali şu Nahıl suresinin 68 ve 69. ayetleri. <laughs> Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen, akleden, tefekkür eden bir topluluk için bunda ibretler, hikmetler vardır. Üstadımız bunu şöyle açıklıyor. Bal arısı fıtratça ve vazifece, yaratılışça ve yaptığı vazife itibariyle öyle bir mucize kudrettir ki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucizesidir ki koca sureyi nahıl onun ismiyle tesmiye edilmiş. Allah Kur'an'da bir surenin ismine Nahıl suresi yani Arı suresi demiş. Ya yani o kadar ehemmiyetli bir kudret mucizesi. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında, onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak, küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzucuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, Nihayet dikkat üç tane şey saydı. Bir kafasında bal yapma noktasında özel bir program yazılım var. Bütün çiçekleri tanıyor. Onlarla alışveriş yapıyor. Münasebet kuruyor. Onlardan çiçek özünü alması için gerekli işlemi yapıyor. Sonra iki vücudunda bal yani taamların en tatlısı olan bal, vücudunda pişiriliyor. Sonra süngücüğünde de zihayet azaları tahrip eden, hatta öldürme riski bulunan zehir. Yani tırnak kadar bir alanda çok büyük faaliyetler Cenab-ı Hak yapıyor, icra ediyor. İşte bu nihayet dikkat ve ilim ile, gayet hikmet ve irade ile, ve tam bir intizam ve muazene ile son derece intizam ve denge ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemez, karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanatı ilahiyenin ve fiil Rabbaniyenin bu Allah'ın sanatı, Rabbimizin bu fiili olan arının bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle aynı dikkatle aynı mizanda aynı ölçüde aynı anda aynı tarzda zuhuru ve ihatası dolayısıyla bir arıyı bu manada yaratan bütün arıları yaratandır. Bedahetle vahdeti bu arıyı yaratan zatın birliğini ispat eder. Ve yine Üstad bunun rahmet boyutunu nazara verirken Diyor ki, zehirli sineğin eliyle şifalı tatlı balı bize Cenab-ı Hak yediriyor. Sonra bir başka yerde 23. Sözde diyor ki, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insan, işte o insana bir küçük kurttan, elsiz bir böcekten ipeyi giydiren, zehirli bir böcekten balı yediren, onun insanın iktidarı değil belki onun zaafının semeresi olan tesir-i rabbani, ikram-ı rahmani. Rabbimizin ona tesiri işte bütün kainatı onun emrine itaatkar kılması ve ve rahmani bir ikramdır. Evet, tırnak kadar alanda hem zehir üretimi hem bal üretimi yapılıyor. Yani düşünün. Bir çatı altında hem zehir, kimya hem gıda fabrikası. Zaten böyle bir şey yok. Kilometrelerce alanda bile buna müsaade etmiyorlar. Bir tırnak kadar alanda vücudun bir tarafında zehir, bir tarafında bal üretiliyor ve birbirine karışmıyor, birbirine zarar vermiyor. Kafatası kafasında o küçük kafasında Müthiş bir yazılım var. Günde 20 bin çiçeği ziyaret ediyormuş. Ömründe 2 milyon kilometre yol yapıyormuş. Özel bir donanım, özel bir fıtrat, özel bir yaratılış var. Saniyede 230 kez kanat çırpabiliyor. Vücudunda 170 farklı koku alıcı var. Bu şekilde o çiçeklerle irtibata geçiyor, çalışıyor, Evet, Cenab-ı Hakk'ın tabi esmasına aynı olarak. Sonra peteklerde müthiş bir intizam var. Her arı ko kolonisinin ayrı bir kokusu var. Yani herkes her yere istediği gibi adım atamıyor. O koloninin kimlik kartı kokusu. İşte orada müthiş bir iş bölümü var. Kapıdan nöbetçilerinden iş bölüm çeşitli böyle iş bölümü var. Bunlar. Sadece bir derste değil, birkaç derste anlatılacak mucizevi faaliyetler. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Petekte ısı 35 derece olması gerekiyor. Eğer 35 derecenin altına düşerse arı yavruları ölüyor. Üstüne çıkarsa yine ölüm ve sakatlıklar vücuda geliyor. 30 dereceye düştüğü zaman arılar hep birlikte titremeye başlıyor. Harareti 35 dereceye çekiyorlar. Eğer 40 dereceye çıkarsa bu sefer de bir fan vazifesi yaparak böyle kanatlarını şey yapıyorlar. O şekilde serinletiyorlar ve yine 35 dereceye. Şimdi yani o yavruların öleceğini, burada hayatın felç olacağını, işte 35 derecede o sistemin tutulması gerektiğini. O böceklerin bilebilme ihtimali var mı? Sadece peteklerde o balı altıgen şeklinde örmesi matematik profesörlerini bile hayrete düşürüyor en verimli, en mükemmel, en harika matematiksel sistem bu ve arı bunu yapıyor. Yani Allah arıya vahyetti. Bedihi bir şekilde nazarlara görünüyor. Arılar çiçeklerin aşılanmasında da vazife yapıyor. Mesela bir alana girdiği zaman bir arı bir tür çiçekten başladığı zaman onunla alışveriş yapmaya, işte bal özünü almaya, çiçek özünü almaya neyse. Bir başka çiçeğe geçmiyor. Diyelim ki orada ne var? Papatya var örneğin. O alandaki bütün papatyaları bitirmeden başka bir çiçeğe geçmiyor. Bunun sebebi çiçeklerin aşılanması için. Kanadına o çiçek tozları takılıyor. Sonra bir başka çiçeğe, bir başka çiçeğe, bir başka çiçeğe götürmek suretiyle çiçekler aşılanıyor. Eğer farklı farklı türlerdeki çiçeklere gitse bu aşılanma gerçekleşmeyecekti. İşte dolayısıyla baktığımız zaman bir arı gözümüzün önünde her gün görüyoruz belki sıradanmış gibi bize geliyor. Ülfet etmişiz. Aslında onda ne büyük mucizevi hakikatler tecelli ediyor. Cenab-ı Hak tefekkür ufkumuzu inkişaf ettirsin. Üstadımız bu arıdan yumurtadan bahsettik. Diyor ki çok kıymetli nimetlerin makbul fiyatları başta Bismillahirrahmanirrahim ahırında Elhamdülillah demektir. <laughs> Birinci sözde de kıymetli harika sanat olan nimetler Ehad Samed'in mucize-i kudreti ve hediyeyi rahmeti olduğunu düşünmek ve terk etmek. Zikir, şükür ve dolayısıyla bu fikir yani tefekkür o nimetin fiyatıdır diyor. Cenab-ı Hak nimetlerin fiyatını vermeyi bize nasip etsin. Ciddi manada tefekkür ufkumuzu geliştirsin. Risale-i Nur'dan istifademizi ziyade eylesin. Risale-i Nur'da ciddi bir tefekkür ciddi tefekkür dersleri var. Tefekkürde kemale ulaşmak mümkün. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın inşallah.